Herkese merhaba. Bugün evden sesleniyorum. Evden sesleniyorum. Size çok çok güzel bir tarif vereceğim. Krem brûlée yapacağız beraber. Benim çok sevdiğim bir tariftir krem brûlée. Böyle hem kendim istediğim zaman yaparım, hem arkadaşlarım geleceği zaman güzel bir tariftir. Peki hani Doktor Bora neden krem brûlée tarifi veriyor? Çünkü kolajenli krem brûlée yapıyoruz. Dünyada ilk kez kolajenli krem brûlée tarifi ben veriyorum. Adıma patent almayı düşünüyorum. Bu arada krem brûlée gerçekten çok hafif sütlü bir tatlı. Fransız tatlısı. Yapımı zor. Herkesin zor olarak bildiği bir tatlı. Ama aslında çok da zor değil. Birlikte nasıl yaptığımızı göreceğiz. Bazı püf noktalar var. Ben size o püf noktaları vereceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, neler kullanacağız? Süt. Ben süt olarak bunu tercih ediyorum. Böyle hani reklam gibi olacak ama gözüküyor mu tam netledi mi bilmiyorum ama geleneksel tatlarınıza özel süt. Biraz Jersey sütü gibi. Jersey sütü proteinden yüksek bir süt ve tadı inanılmaz güzel. Ben genelde Amerika'ya gittiğimde hep Jersey sütü içiyorum. Nihayet Türkiye'de de var. Tam olarak Jersey sütü değil ama bir adaydı yanılmıyorsam. Gökçeada yapımlı bir Jersey sütü var. Macro Center'lardan bulabilirsiniz. Tadı gerçekten normal bildiğim sütten çok daha güzel. Özellikle süt içmekte zorlanan ya da sütün tadını sevmeyenlere Jersey sütü öneririm. Bu da Jersey sütüne benzer bir tat. Gerçekten tatlılarda güzel oluyor. Bir kenara yazın. Bu kremamız. Çok çok sağlıklı bir ürün olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yine de işimizi görüyor. Bazen bu tür şeylerde canımız isteyebiliyor, tüketebiliyoruz. Bir tane yumurta sarısı kullanacağız. Bu arada ben mısır nişastası kullanıyorum. Çünkü yumurta sarısını çok kullanıp da yapabiliriz. Ama biraz yumurta koktuğu için krem brûlée ve ben o kokuyu sevmediğim için ben mısır nişastası kullanıyorum. Şekil adı görüldüğü gibi şöyle güzel bir mısır nişastamız var. Belki iyi netlemiyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın ama yine açıklamalarda tarifi yazarız. Ne kadar kullandığımı zaten şimdi size söyleyeceğim. Kolajen kullanacağım. Ben ahududu aromalı bir kolajen tercih ediyorum. Aroması kolajen de kullanabilirsiniz. Böyle hem rengi güzel oluyor hem de tadı güzel oluyor, öyle söyleyeyim. Şeker kullanacağım. Tabii kolajen olmak zorunda değil, kolajensiz de yapabilirsiniz. Benim hani doktor tarifi olduğu için, değişik olduğu için kolajen yapmak istiyorum. Şimdi bir de esmer şeker. Esmer şekerde önce malzemeleri hazırlayacağız. Oda sıcağında bekleteceğiz. Sonra fırına atacağız. Çünkü krem brûlée demek bu yanmış olan bir tatlı aslında. Üstündeki yakmak için de esmer şeker kullanıyoruz. Tabii bunu yani biz fırınlarken detaylarını anlatacağım. Evde çünkü o yakma pürmüz deniyor galiba. Aletimiz elbette ki yok. O kadar gastronomik bir insan değilim. Tabii de onları bulundurmuyorum evde. Ama kendi yöntemlerimle güzel bir krem brûlée hazırlayacağım. İsterseniz şekerli vanili kullanabilirsiniz. Ben ahududu aromalı kullanacağım için şekerli vanili kullanmayacağım. Ama böyle damla sakızlı çok güzel bir şekerli vanilin buldum Doktor Ötker'in yine. O da kullanılıp damla sakızlı bir krem brûlée yapılabilir. Bunlar tabi alternatifler ama orijinal krem brûlée'nin damla sakızı yoktur. Şimdi gelelim 1,5 su bardağı süt. Dediğim gibi normal süt de kullanabilirsiniz, fark etmez. Ben bunu tercih ediyorum. Şöyle hop 1,5 su bardağı sütümüzü koyalım bakalım. Şöyle bir bardak. Şurada 1,5. Yani krem brûlée de açıkçası tarife harfi harfiye uymak zorundasınız. Bazen maalesef böyle su gibi olması, kıvam tutmaması olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Gelelim kremaya. Bir su bardağı krema kullanacağız. O da zaten bir şu küçük kutular bir su bardağına tekamül ediyorlar. Şöyle makasımızı da alalım. Buradan kesin diyor. Hop uçuralım. Sütle beraber şöyle
kremamızı döküyorum. Güzel. Şimdi bir yumurta sarısına ihtiyacınız var. Mümkün olduğu kadar yumurtalarımı da hep söylüyorum size, 0 numara yumurta kullanıyorum. Biliyorsunuz 0, 1, 2 ve 3 numaralı yumurtalar var. 0 en sağlıklı olanı. Bunun sarısına ihtiyacım var. Hadi bir yıkayalım. Yumurtaları mutlaka yıkıyoruz. Çünkü yumurtalarda gerçekten tavuklara ait virüsler olabiliyorlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Kabuğunu kullanmıyoruz hocam, içini kullanıyoruz deseniz de şöyle bir sudan geçirmekte fayda var. Şöyle hop. Şöyle sarısını patlatmadan. Güzel. Hiç istemiyorum o beyazını. Şöyle hop. Gitsin şu beyaz. Hı? Bakayım. Güzel oldu mu? Oldu gibi. Şöyle sarıyı attım. Sarı bizdedir. Şöyle bir elimizle kıyalım. Şimdi bunu güzelce çırpacağız. Yaklaşık 1 dakika çırpmak yeterli oluyor. Ben şöyle plastik çırpıcımı bulmadım ama şöyle sizinle birlikte 1 dakika çırpıyorum. Tekrar tarifi anlatayım size. Umarım iyi çıkıyordur sesim, geliyordur. 1,5 su bardağı süt kullandım. Üstüne 1 paket krema ekledim. Ve 1 adet yumurta sarısı. Ben mısır nişastası kullanacağım için mısır nişastası o fazla yumurta sarılarını götürülüyor. Benim tarifim böyle. Umarım güzel bir creme brulee yaparız beraber. Bir yıldır yapmıyorum yanılmıyorsam. Böyle arkadaşlara güzel bir sürpriz olacak da bakalım. Takriben 1 dakika oldu gibi ama birkaç daha çırpmakta fayda var. Şimdi bunun üstüne 2,5 yemek kaşığı şeker ve 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyeceğiz. Sonra çırpmaya devam edeceğiz. Şöyle mısır nişastamız. Burada ince granüllü topaklanma yapmayan olanı tercih ettim. Bu da önemli, yani topaklanma yapmaması. Daha önce evde kombuça çayı yapmıştım beraber. Onu izlemeyen varsa da kombuça çayı tarifini mutlaka izlesinler. Çok izlenmedi, çok ilgi çekmedi ama bence çok sağlıklı bir çay. Yazın da güzel giden bir çay. Şöyle 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası. Bu arada böyle fazlasını atıyorum. Şöyle ayarlayamadım. Şu bir kaşık. Şu da yarım kaşık. Aynen. Güzel. Gelelim şekerimize. Şeker de arkadaşlar 2,5 yemek kaşığı ya da 3 yemek kaşığı ama ben çok tatlı olmasını istemediğim için 2 ya da 2,5 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şöyle şu 1, şu 2, şu da 2,5 yemek kaşığı, 3 de ilave edebilirsiniz. Ve kolajenimi ekleyerek çırpmaya devam edeceğim. Bakalım. Hop. Şimdi bunları şöyle güzelce çırpıyoruz. Size göstermek istiyorum şöyle bir şey. Ama çırpmak çok önemli. Bu iş şakaya gelmez. Dikkat etmek lazım. Güzel yapmak lazım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. İyice çırpıyoruz. Sonra bunu orta ateşte sürekli karıştırarak kaynamaya yakın, altını iyice kısıp biraz daha pişiriyoruz. Şekerin iyice erimesi lazım burada. İyice şekerle süt karışmalı ki daha sonra topaklanma sorunu yaşamayalım. Ve kolajen de iyice erimeli. O yüzden buradaki çırpmadan asla
ödün vermiyoruz. Bu arada hala kanalı takip etmiyorsanız, takip edersiniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yavaş yavaş büyüyoruz. Eğer bu tür içeriklerine gelmesini istiyorsanız bana yazın, ben de çekeyim. Çünkü gerçekten kendime has, çok yemek yapmayı bilen biri değilim ama güzel tatlılar yapıyorum. Güzel niş tariflerim var. Kendi imzamla hazırladığım tatlılar da var. Eğer bu video güzel tutarsa onlar da gelebilir. Fırını da açmayacağım çünkü 1 saat bunun oda sıcaklığında dinlenmesi gerekiyor. Acaba diyorum biraz daha büyük bir kapta mı yapsam? Ona baktım ama sanırım kirli de. Güzel bir karışımımız oldu. Bunu şimdi bunu aktaracağım. Önce şunun altını kısık derecede açayım, 3 dereceye. Şunları alalım. Şöyle aktaralım bakalım. Oh, mis. Güzel. Evet. Burada şimdi yavaş yavaş usul usul karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu tam erimeyen kolajen, tam erimeyen şeker de sıcaklıkla birlikte biraz daha erimiş olacak. Bu arada inanılmaz sıcak bir hava var. Dışarıdan gürültü gelmesin diye camları kapattım. Klimayı kapattım. Klimanın gürültüsü de bazen sesi etkileyebiliyor. Şu anda bayağı zor şartlarda bunu karıştırıyorum. Bayağı bir sıcak bastı. Ama kıvam çok önemli. Karıştırmak çok önemli. O yüzden yani bunu yapmak zorundayım. Kötü bir krem brûlé olmamalı. İnşallah olmaz. Bazen çünkü böyle çok özendiğiniz zaman bazı tariflerde sürprizler olabiliyor. Her zaman yapmış olsanız bile. Umarım mahcup olmayız size. İyice çırptıktan sonra orta ateşte sürekli bir şekilde pişiriyorum. Şu 3'ü 4 yapma kararı aldım şimdi. Şöyle güzel. Ocağımızın altı yanıyor. Sıcaklıklar geliyor. Kremayı mutlaka buzdolabında saklamamız gerekiyor. Kremanın sıcak olmaması gerekiyor. Yoksa kesilir. Bu da benden size dip bir not, dip bir bilgi olsun. Zaten mutlaka kremaların arkasında da yazarlar. Sütü de soğuk kullanmak istiyoruz. Her şey buzdolabından. Gençler, arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Ondan sonra şöyle. Çünkü bazen diyoruz ki acaba dışarıdan yapsak oda sıcaklığında biraz daha hızlı kaynar. Olmuyor. Soğuk olması lazım karışımın. Daha sonra da size çok güzel bir damla sakızlı kek yapabilirim. Biraz iddialıyım damla sakızı kullanım konusunda. Çünkü damla sakızını çok seviyorum. Damla sakızı yani bence tatlılarda mutlaka olması gerekiyor. Bu arada benim sevdiğim tatlılar sütlü tatlılardır. Yavaşça. Her şey eridi bu arada. Erimeyen hiçbir şey kalmadı. Kıvamımız güzel. Kokusu efsane bir frambuaz kokuyor. Ahududu var içinde. Bakalım. Umarım her şey yolunda gider. Şöyle. Biraz döktüm galiba buraya. Öyle şeyler olabiliyor. Yapabiliyorum. Maalesef. Bakalım. Arayan soran var mı o sırada? Instagram'ımızı kontrol edelim. Sizden gelen şeyler varsa yanıtlarız. Şöyle. Hı-hı. Bir şey yok şu anda. Bütün sorulara yanıt vermişim. Hepsine ben kendim yanıt veriyorum. Elimden geldiğince. Herkese geri dönmeye çalışıyorum. Şimdi bu kaynamaya başlayınca 2 dakika iyice kısıp altını 2 dakika daha karıştıracağız. Şu anda kaynamaya başlamadı ama eli kulağında diyebilirim. Bu arada fırını açacağımız için koyacağımız kapların
fırına gireceğinden emin olmanız gerekiyor. Güzel. Güzel bir şeyler oluyor. Bakalım. Siz de bana sevdiğiniz tatlıları ve tariflerini yazarsanız çok sevinirim. Belki sizin seçtiklerinizden de bir tarif seçip onu da burada deneyebiliriz. Bakalım nasıl oluyor diye. Değişik tariflerinizi bekliyorum. Düşenmez yazarsanız çok mutlu olurum. Evet. Güzelce karıştırıyoruz dibine tutmaması için. Haydi bakalım. Sevgili krem brûlée. Mahcup etme bizi bak. 40 bin kişi izliyor. 40 bin. Belki daha fazla izleyecekler. YouTube öyle. Videolar kalıyor ve sürekli izleniyor. Bakalım. Kolajenli videolarımız da güzel izleniyor. Ben de böyle güzel bir kolajenli krem brûlée tarifi vermek istedim size. Evet. Şöyle. Güzel. Haydi bakalım. Krem brûlée. Mahcup etme bizi ve kayna artık. Ben piştim. Hı. Kaynadı mı? Bakalım. Yok. Ama kaynamak üzere. Kaynayacak. Şöyle. Usul usul, minik minik. Kaynatacağım seni. Haydi bakalım. Kaynadı mı? Vallahi kaynamadı yani. Kıvam için güzelce kaynatıyoruz. Klimayı açacağım herhalde, ölüyorum. Ölüyordum. Klimalarınızın filtrelerini mutlaka her yazın başında temizletin. İş yerinde, evde inanılmaz miktarda bakteri birikiyor bütün kış boyunca ve kir. Öbür türlü kullanırsanız hasta olursunuz. Benden de bir doktor tavsiyesi. Klima temizliği çok 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 önemli. İhmal etmeyin. Kullanmasanız bile mutlaka temizletin. Hatta yılda iki kez bile temizletilebilir. Bu arada yani hala kaynamadı. Israrla kaynamıyor. Ama eli kulağında yani. Kaynamak zorundasın. Krem brûlée. Artık bir şekilde kaynayacaksın yani. Şöyle fıkır fıkır göreyim seni. Hadi bakalım. Çok yoruldum. İşimiz var daha. Sevgili krem brûlée. Hadi. Bu arada kayıttayız değil mi? Bakayım ya. Hop. Evet. Kayıttayız. Yumurta kokmaması gerekiyor. Kıvamının güzel olması lazım. Su gibi olmamalı. Puding gibi olmalı. Ve fırınlandıktan sonra üstünden çatır çatır ses gelmeli kaşığınızı dokundurduğunuzda. Bunlar krem brûlée tarifinde mutlaka olması gereken şeyler. Bir gün MasterChef'e katılırsam tatlılar konusunda herkesi geçerim. Ama gerçi hamurlu tatlıları bilmiyorum, geçemeyebilirim. Olmadı. Bir şey olmadı. Tatlı yarışması, sütlü tatlı yarışması olsa ben girebilirim. Kaynadın mı? Krem brûlée. Bu arada kolajen ısıtılabilir mi? Evet, ısıtılabilir. Bu özellikle patentli kolajenler ısıya dayanıklı oluyor arkadaşlar. O yüzden o protein yapısında bir bozulma olmuyor. Keklerinizde, pastalarınızda kullanabilirsiniz ısıtarak. Problem değil. Yavaştan kaynamaya başlıyor. Şöyle yumurtanın pişmemesi lazım. Bu arada iyice çeviriyorum gördüğünüz üzere. Ocağın altını kıstım. Çünkü artık kaynamaya başladı. 2 dakika tutun arkadaşlar. 2 dakika. Şu an saat 03.05. 30'da alacağım. Kıvamı da güzel. Tam istediğim gibi su gibi değil, göstereceğim size. Ocağımın altını kapattım.
2 dakika oldu çünkü. Şu anda biraz daha şey yapıyorum, karıştırıyorum o sıcaklık gitsin diye. Şurada da yapabiliriz bu arada bunu. Kıvam şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu biraz donunca kendi şeyine gelecek. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde güzel bir şey oldu. Şöyle. Bayağı kıvamlı. Bunları şimdi kaplara koyacağım. Kaplar içinde şöyle kaplar seçtim. Derinlikleri böyle. Yaklaşık işte 8 santim gibi bir şey. Derinliği de 2-3 santim gibi bir şey. Bunları oda sıcaklığında 1 saat bekleteceğim. Sonra fırınlayacağım. Sonra buzdolabına açacağım. Sonra tencerenizi tabii ki parmakla sıyırıyoruz. Çünkü bu en keyifli yer. Ama biraz soğuması lazım. Şu şekilde hazırladık. Hazırladıklarımı da şöyle göstereyim size. Fırına atılabilen kaplara koymanız lazım. Çünkü bunlar fırınlanıp daha üstü pişirilecekler. O zaman 1 saat ara. Herkese tekrar merhaba. Evet, şu anda akşam oldu gördüğünüz gibi. Ben biraz tatlıları dinlendirdim. Yaklaşık 1 saat, hatta 1 saatten biraz daha fazla dinlendiler, soğudular. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Eğer vaktiniz yoksa buzdolabında da yarım saat, 20 dakika hızlıca soğutabilirsiniz. Ama benim vaktim vardı. Böyle çok güzel, çok tatlı oldular. Şimdi fırını ayarladım. Fırını açacağız. Çünkü krem brûlée'nin en önemli özelliği bu esmer şekerle üstünün biraz daha böyle çıtır bir kıvam alması. Ondan sonra gerekirse bu işlemi yaptıktan sonra ılık tüketebilirsiniz. Ya da buzdolabına koyup soğukta tüketilebilir. Fırını 200 dereceye ayarladım. Ve ızgara moduna aldım. Fan ayarı istemiyoruz. Çünkü buradaki amaç aslında ürünü pişirmek değil. Üstündeki esmer şekerin daha böyle karamelize, çıtır bir form almasını sağlamak. O yüzden ızgara ayarında 200 derece ayarladım. Isınıyor. Ben de üstünü biraz şimdi esmer şekerleyeceğim. Şöyle. Bunu hürmüzle de yapabiliriz. Hürmüzle ama biraz okey. Şöyle güzelce yaptık. Bunlar da biraz ıslanmışlar ve nemlenmişler. Niye öyle oldular bilmiyorum. Olmasalarmış iyiymiş. Şöyle yapalım. Böylece bunlar olurken de şöyle biraz elimle dağıtacağım. Maalesef çünkü nemlenmiş bu esmer şekerler. O karamelize form için bunların şey olması lazım. Biraz daha dağınık olması lazım. Şurada küp şekerlerim var. Bu küp şekerleri içindeki toz esmer şekeri kullanacağım. Tıpta çareler tükenmiyor. O yüzden evde toz şekeriniz yoksa böyle alternatifler de var. Gördüğünüz üzere. Şöyle kalanları da bu şekilde çok güzel bir şekilde bak bu güzel. Bir tane daha kaldı. Bunu da bakalım bu neymiş. Evde esmer şeker kalmayınca yapılacak B planı şeklinde. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım pudra şekeri. Eğer pudra şekeri ise bunu da kullanabilirim. Hemen bakıyoruz şöyle tadına. Gol yedik. Çünkü esmer şekerimiz yok ve biraz
nemlenmiş. Hemen bakıyorum sana. Bu limonlu bir şey. Bu ne ya? Ama güzel olabilir ya. Bunu deneyeceğim. Değişik olabilir. Limon. Ya şeker kıvamında çünkü. Yeniliklere açık olmak lazım. Bu arada size küçük bir şey daha vereceğim. Püf noktası. Kapağı kesinlikle kapatmıyoruz. Yoksa ürün pişer. Kapak açık kalacak. Ve daha hızlı karamelize olmasını sağlamak için de buz koyacağım. Bakın bu bilgiler hiçbir yerde yok. Ama güzel bilgiler. Ve en üst rafa koyacağız şeylerimizi. Bakalım ısınmış mı? Güzel. Yeterli. Şöyle dizdim. Buzlarımı da koydum. Bir tanesine de şöyle şeker koymaya karar verdim. En üst rafa koyuyoruz ve kapağı kapatmıyoruz. Kaç dakika? Yaklaşık 5 dakika. Haydi bakalım. Böyle. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, herkese tekrar merhaba. Bizim krem brülelerimiz dolapta. Ben soğuk tüketmeyi daha çok tercih ediyorum. Şöyle bir sorun yaşadım. Maalesef esmer şekerlerim nemlenmişti ve istediğin o kıtırlığa ulaşamadık. Ama ne yapalım? En azından bu video bu şekilde size küçük bir tiyo olsun. Esmer şekerleriniz nemlenmemiş olmalı ki güzel çıtır kaşığa batırdığınızda bir katman oluşsun. Evet, okey. Şöyle hemen buzluğumu soğumuş güzel şeyimi aldım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Açıkçası ben soğuk yemeği tercih ediyorum. Belki kışın evet ılık yemek daha uygun olabilir ama yazın soğuk daha iyi gidiyor. Şu şekilde baktım. Şöyle size de göstermek istiyorum. Şöyle yana gelelim. Şu şekilde bir form oluştu. Gördüğünüz gibi su bir, yani akışkan bir formu yok. Krem brülenin formunun bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle güzel bir tadım da yapalım. Evet. Bayağı güzel. Mutlaka size de öneriyorum. Bunu evde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok zor bir tarif değil. Ben yapıyorsam siz daha iyisini de yaparsınız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer hala kanalı takip etmiyorsanız takip ederseniz ve bildirimler açarsanız çok sevinirim. Yeni videolar ve önerilerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.